Merhaba değerli dinleyiciler. Bugün sizlere Kur'an-ı Kerim'in 13. suresi olan Rad Suresi'nden bahsedeceğim. Rad Suresi Mekke döneminde inmiş olup toplam 43 ayetten oluşmaktadır. Bu sure adını 13. ayette geçen gök gürültüsü anlamına gelen Rad kelimesinden alır. Sure Allah'ın kudretini, vahyin önemini ve inkar edenlerin akıbetini konu alır. Rad Suresi'nin ana teması Allah'ın mutlak kudreti ve bu kudretin kainattaki yansımalarıdır. Sure, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığını, geceyi ve gündüzü düzenlediğini, yağmuru yağdırarak yeryüzünü canlandırdığını vurgular. Bu ayetler, Allah'ın yaratma gücünü ve evrendeki düzeni hatırlatarak insanları tefekküre davet eder. Surede, Allah'ın kudretini anlatan birkaç hikaye ve örnek de bulunmaktadır. Örneğin, Allah'ın gök gürültüsü ve şimşekle insanlara korku ve umut verdiği anlatılır. Bu, Allah'ın hem korkutucu hem de umut verici yönlerini simgeler. Ayrıca Allah'ın yağmuru yağdırarak ölü toprağı canlandırması, insanların kalplerini de vahiy ile canlandırabileceğini simgeler. Rad Suresi aynı zamanda peygamberlerin ve vahyin önemine de vurgu yapar. Peygamberlerin Allah'ın mesajını insanlara iletmekle görevli oldukları ve bu mesajın insanları doğru yola iletmek için gönderildiği belirtilir. Peygamberlerin karşılaştığı zorluklar ve inkar edenlerin tutumu da surede ele alınır. Bu bağlamda Hz. Muhammed'in karşılaştığı zorluklar ve Mekke müşriklerinin inkarcı tutumları da surede dolaylı olarak işlenir. Surede inkar edenlerin akıbeti de açıkça belirtilir. Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin dünya ve ahirette büyük bir azaba uğrayacakları vurgulanır. Bu, insanları Allah'ın mesajına kulak vermeye ve doğru yolda yürümeye teşvik eder. Rad Suresi'nin sonlarına doğru Allah'ın her şeyi bildiği ve her şeyden haberdar olduğu vurgulanır. İnsanların kalplerindeki gizli düşünceleri bile bilen Allah adaletle hükmeder ve kimseye haksızlık yapmaz. Bu, insanlara Allah'a güvenmeleri ve ona teslim olmaları gerektiğini hatırlatır. Sonuç olarak Rad Suresi Allah'ın kudretini, vahyin önemini ve inkar edenlerin akıbetini anlatan, insanları tefekküre ve doğru yola davet eden bir suredir. Allah'ın kainattaki düzeni ve yaratma gücü, peygamberlerin önemi ve inkar edenlerin akıbeti gibi konular surede etkileyici bir şekilde işlenmiştir. Bu sure, insanlara Allah'ın büyüklüğünü ve kudretini hatırlatarak ona olan imanlarını güçlendirmeyi amaçlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.